Ya. Bu kadar yiyelim, hadi. Evet arkadaşlar, bugün kendi ülkesinden uzakta buraya zorunlu sebeplerle gelmiş Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ettik. Daha sonra da Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret ettik. Tabii bu ziyaretlerde hem kendi vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz, hem de ülkemizden geçmiş yıllarda ayrılmak zorunda kalmış, çeşitli baskılar, zulüm neticesinde ayrılmak zorunda kalmış, baskılardan kaçarak ülkesinin dışında yaşamak zorunda kalmış, hayatının geri kalanını Türkiye'nin dışında geçirmek zorunda kalmış ve hayatını kaybetmiş bütün insanlarımıza buradan bir kere daha bir mesaj vermiş oluyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'de hiç kimse kimliğinden dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalmasın, fikirlerinden dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalmasın, düşüncelerinden dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalmasın. Herkes özgürce kendi ülkesinde istediği gibi yaşayabilsin. Bu mezarların burada bulunuyor olması bile Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntılı zamanların bir örneği, bir sembolü. Türkiye'ye değer katmış sanatçılar, fikir adamları maalesef ülkelerindeki baskı yüzünden terk etmek zorunda kaldılar. Türkiye artık o dönemleri geride bıraktı. Türkiye artık önüne özgüvenle bakıyor. Kimliklerin, düşüncelerin, fikirlerin, her türlü duruşun özgür olduğu bir ülke inşa ediyoruz. Umarım bundan sonra hiç kimse kendisini kendi ülkesinde diaspora olarak hissetmez. Ahmet Kaya'nın ve Yılmaz Güney'in hatırasını anarken ülkemizin dışına çıkmak zorunda kalmış, baskıdan ve zulümden kaçmış Türkiye'nin tüm değerlerine saygılarımızı sunuyoruz. Toprağa getirdik, mezarlarına özlemişlerdir diye. Çünkü insanın kendi ülkesinden uzakta yaşaması çok büyük bir acı. O yüzden Türkiye'den toprak getirdik mezarlarına. Bir kere daha kendi ülkeleriyle buluşsunlar ve Türkiye'den de onlara şöyle bir mesaj verelim istedik. Ülkeniz sizi özlüyor ve size sahip çıkıyor. Karanfil de işte ülkemizin bir bayrağımızın bir renginin sembolü olarak buraya bıraktık. Ama kendi ülkelerinden uzakta kalmış bu insanlar kuşkusuz ülkelerinden çok değer katmış sanatçılar, kaçmak zorunda kaldılar. Geçmişte kötü örnekler yaşamış Türkiye'nin, kendi insanlarına, sanatçılarına, fikir adamlarına kötü zamanlar yaşatmış Türkiye'nin, eski Türkiye'nin geride bırakıldığını, yeni Türkiye'de herkesin özgür, her kimliğin özgür olduğu bir ülke inşa ettiğimizi, dolayısıyla geçmişte ülkelerinden kaçmak zorunda kalmış bu insanlara, bu değerlerimize büyük bir özgüvenle sahip çıktığımızı, onlarla yeniden buluştuğumuzu ifade eden bir ziyaret bu. Sayın Bakanım, buraya.